Ulusal kuruluşlar ve bunların politik amaçları. Bu derneklerin kuruluş maksatları ve siyasi amaçları hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur diye düşünüyorum. Trakya Paşaeli Derneği'nin başındakilerden bazılarıyla daha İstanbul'dayken görüşmüştüm. Osmanlı Devleti'nin yok olmasını çok kuvvetli bir olasılık sayıyorlardı. Osmanlı vatanının bölünmesi tehlikesi karşısında Trakya'yı olabilirse Batı Trakya ile birleşerek bir bütün olarak İslam ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacın elde edilmesi için o zaman akla gelen tek yol İngiltere'nin, bu olamazsa Fransa'nın yardımını sağlamaktı. Bu amaçla bazı yabancı devlet ileri gelenleriyle temas ve görüşmeler de aramışlardı. Hedeflerinin bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu. Doğu İlleri Ulusal Savunma Hakları Derneği'nin kuruluş amacı da Doğu illerinde oturan tüm unsurların dini ve siyasi haklarının serbestçe gelişmesini sağlayacak meşru girişimlerde bulunmak, o illerin Müslüman halkının tarihi ve ulusal haklarını gerektiğinde uygar dünya önünde savunmak, Doğu illerinde yapılan zalimlikler ve cinayetlerin nedenleriyle bunları yapanlar ve bunlara neden olanlar hakkında tarafsızca soruşturmalar yapıp suçluların hızla cezalandırılmalarını istemek, unsurlar arasındaki yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve eskiden olduğu gibi iyi ilişkilerin oluşmasına çalışmak, savaş halinin Doğu illerinde doğurduğu viranlık ve sefalete hükümet katında girişimlerde bulunmak yoluyla olabildiği kadar çare bulmaktan ibaret idi. İstanbul'daki idare merkezlerinden verilmiş olan bu direktife uyarak Erzurum Şubesi Doğu illerinde Türk'ün haklarını korumakla beraber göç ettirme sırasında yapılan kötü muamelelerde milletin hiç mi hiç parmağı bulunmadığını ve Ermeni mallarının Rus istilasına kadar korunduğunu, buna karşın Müslümanların pek gaddarca hareketlere uğradıklarını ve hatta emre aykırı olarak göç ettirilmekten alıkonulan bazı Ermenilerin koruyucularına karşı uygun gördükleri muameleleri kanıtlanmış belgelerle uygarlık dünyasına gösterip iletmeye ve Doğu illerine karşı dikilen ihtiraslı bakışlarını etkisiz bırakmak için çalışmaya karar veriyor. Doğu İlleri Ulusal Hakları Savunma Derneği'nin ilk Erzurum Şubesini kuran kişiler, Doğu illerinde yapılan propagandalar ve bunların hedefleri, Türklük, Kürtlük, Ermenilik sorunlarını bilimsel, teknik ve tarihsel görüş açılarından inceleyip araştırdıktan sonra gelecekteki çalışmalarını şu üç noktada saptıyorlar. 1. Kesinlikle göç etmemek. 2. Derhal bilimsel, ekonomik, dini örgüt kurmak. 3. Saldırıya uğrayacak Doğu illerinin herhangi bir bucağını savunmak konusunda birlikte hareket etmek. Doğu İlleri Ulusal Hakları Savunma Derneği'nin İstanbul'daki idare merkezinin uygar ve bilimsel araçlarla amaca varılabileceği konusunda aşırı iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten bu yolda çalışmaktan geri durmuyor. Doğu illerinde Müslüman unsurların haklarını savunmak için Le Pays adında Fransızca bir gazete yayınlıyor. Hadisat gazetesinin imtiyazını üstleniyor. Bir taraftan da İstanbul'daki İtilaf Devletleri temsilcilerine ve İtilaf Devletleri başvekillerine nota veriyor. Avrupa'ya bir heyet göndermeye girişiyor. Bu açıklamadan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki Doğu İlleri Ulusal Hakları Savunma Derneği'ni oluşturan önemli neden ve kaygı Doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi olasılığı oluyor. Bu olasılığın gerçekleşmesinde Doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunlukta gösterilmesine ve tarihsel hukuk bakımından öncelik tanınmasına çalışanların bilimsel ve tarihsel belgelerle dünya kamuoyunu aldatabilecekleri ve bir de Müslüman halkın Ermenileri soykırıma uğratan vahşiler olduğu iftirasını gerçekmiş gibi kabul ettirebileceği varsayımı etkin oluyor. Bu nedenle dernek, aynı sebepler ve araçlarla donatılmış olarak ulusal ve tarihsel hakları savunmaya çalışıyor. Karadeniz'e sahil olan bölgelerde de bir Rum Pontus hükümeti oluşturulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp var olma haklarını korumak amacıyla Trabzon'da da bazı kişiler ayrıca bir dernek kurmuşlardı.
merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve Yöresi Yerinden Yönetim Derneği'nin siyasal amaç ve hedefi isminden anlaşılmaktadır. Herhalde merkezden ayrılmak amacı gidiyor.